Kadın çalmış altınları işte. Bekleyememiş, bozdurmuş. Siz de biraz bekleyemediniz, birbirinizi bozdunuz. Yani aslında babacığım, altınlardan dolayı değil. Yani biz başka sebeplerden dolayı birbirimizden koptuk. Bak oğlum. Üç tane fakir kardeş varmış. Günün birinde adamın biri bunlara bir kese altın vermiş. Emme demiş, bunu dara düştüğünüzde aşacaksınız. Kardeş de alıp keseyi eve götürmüş, koymuşlar. Ama evde ne huzur kalmış, ne dirlik. O deyi açalım, öbürü deyi açmayalım. Küsüşmüşler. Biri gurbete gitmiş, biri olmayacak işlerde çalışmış, telef olmuş. Kardeşlerden biri bakmış olacak gibi değil. Açayım şu keseyi de, kardeşlerimin payını da veririm demiş. Keseyi açmış, bir de ne görsün? Bir avuç küflü çivi. Anlayacağınız, fitne bir kere insanın içine girdi mi, onu patlatmak için an bekler. Patladı mı da insanın içindeki fitne, kıskançlık, hırs, öfke hepsi çıkar ortaya. Gün gelir. Ekmeğin yanında altının değeri bile olmaz. Ama kardeşim varsa altın da vardır, ekmeğin de vardır. Kardeş her şeydir. Ben bu yaşından sonra sizin küstünüzü kaldıramam bari. Baba, ben çok kırıldım ama. Ben de büyük abi olarak bu kadar saygısızlığa tahammül edemem yani. Ben de her söyleneni dinleyip oturamam. Bu kadar saygısızlığa tahammül edemem. Ben de her söyleneni dinleyip oturamam.